homo türlerinin hominini genel adıyla anılan biyolojide türlerin beyin gelişimi, tekamülü çok ilginç. Bendeniz dünya doğal tarih müzelerini gezerim. Nereye gitsem gezerim. Efendim, çünkü bunları görmeyi Allah'ın ayetlerini bir ziyaret olarak görüyorum. Allah'ın ayeti. Yani Habeşistan'a gittim. Habeşistan'da Lucy, yani Homo Australopithecus. Doğru söyledim mi? Australopithecus, evet. Evet. Ziyaret ettim. Yani bir metre kadar falan ama 3 milyon 200 bin yıl. Evet. Orada. 3 milyon 200 bin yıl öncesinden bir kemik. Ya karbon bu. Nasıl gelir? Bize atılmış e-mail gibi o. Yani e-posta gibi. Harikasınız. Yani okuyun da bakın. Harika. Gibi. Aynen. Bunu saklayan biri var. Evet. Ben ona Allah diyorum. Evet. 3 milyon 200 bin yıl öncesinden size bir ceset saklanıp geliyorsa Rabbimiz alın ayetim. Okuyun bunu. Harika. Evet. Evet. Yani Ankebut 20'de de belirttiği gibi zaten. Aynen. Gezin bakın diyor. Aynen. Oraya e-mailler saklanmış. Aynen. İşte. Ankebut 20. Bakalım. Aynen. Yani kul siru fil ard fenzuru keyfe bede'el halk. De ki gezin, dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. İlginç olan nasıl başlamış demesi. Doğru. Yani yaratmanın işte coşkusuna, çeşitliğine değil. Yok. Başlangıcına atıp yapması çok ilginç. Yani başlangıcını araştırmamızı emrediyor. Evet. Bu emir de ilahi bir emir. Aynen. Yani sadece namazı, abdesti ilahi emir olarak görüp de bu emri emir olarak görmeyen Müslümanlara... İşte hocam derdim o. Yani biraz birkaç yüzyıl önceden kafamız kalkmıyor yerden inşallah ama ben demin Eyvah. Size arada söylemiştim. Bir daha da burada açık söyleyeyim. Hani sonuçta yayındayız. Ömür süremiz içinde çok şükür bu sözü bir daha önce bu kanalda bir programda daha beyan etmiştim. Erdem Uygan'la yaptığımız programda. Şu ömür sürem içinde çok şükür birileri ayetlerden bahsediyoruz diye bana uzmanlık alanımla ilgili soru soruyor. Bunu duymak Eyvah. Yeter. Yani çünkü biz kültür olarak bir şekilde din bilimi, efendim dünya bilimi falan diye bir ayrımla büyütülmedik. Yani biz bu kazara batıdan bir şekilde içimize geçmiş olan bu işte efendim din bilim ayrımı meselesini çok şükür belli bir yaşımıza kadar bilmeden büyüdük. Keşke batıdan geçseydi ama maalesef. Yani şöyle, batıya da gazalimizden geçti. Evet, evet, biraz İhya ulumuddin. Yani ulumuddin, ulumuddünya tasnifi maalesef bize. Evet, evet. İşte yani, o evet. Bir çatlamışız biz arada. O birkaç yüzyıllık şey evet. Çok şükür çocukken bize uğramamıştı ama sonra cari durumla karşılaştığımızda biz de şaşaladık. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Hani din ilahiyatçılara, şu buna falan gibi. Yani bu garip bir kainat ama çok şükür biraz hani tanışıklıklar artınca işte böyle farklı insanları görünce bunu soranlar var. Ya bunu soranların daha çok sorması lazım. Eyvah. Çünkü eğer inandığımız şey bu kitapsa işte bu mantık çerçevesinde yaşamaya çalışıyorsak burada temel bir mantık var yani. O kitap buranın fihristi. Aynen. Bu buraya zaten sevk ediyor sürekli. Atıf. Atıf. Bu aynen, bir parmak. Sürekli atıflar var. Kainat Kur'an'ını gösteren, tabiat evet. Kur'an'ını gösteren parmak bu. Orayı gösteriyor ama. Gösterdiği yer o. Asıl orada. Dolayısıyla nereye gitsem dünyada, yani Endonezya'ya gittiğimde hemen orada Doğal Tarih Müzesi'ni buluyorum. Şöyle Allah'ın ayetlerini bir geziyorum. Efendim, Rabbime olan imanım katlanıyor. Ya Rabbi ne kadar emek vermişsin diyor. Allah'ın emeğine hayran oluyorum. Bu bir. İkincisi, ya Rabbi ne kadar ince, ne kadar ince işçilik diyor. Hiçbir şey ıskalanmaz mı? Hiçbir şey gelişi güzel olmaz mı? Evet, çok ilginçtir. Ben öğrencilerime bu egzersizi yaptırırım. Öyle evet. Bir canlı hayal edin ki biyolojik kurallarla uyumlu olsun ama dünyada daha önce hiç görülmemiş olsun. Hı hı. Böyle bir canlı tasavvur etmeniz mümkün değil. Yok. Bütün boşluklar doldurulmuştur biyolojide. Yani buyurun herkes evde de deneyebilir. Tabii iyi bir antropoloji biraz bakmak lazım. Paleontoloji, antropoloji kitaplarına evet. Ne var ne yok gibi. Tabii. Yani hayal edemezsiniz. Hayal edilebilecek bütün boşluklar bir şekilde tasarrufa tabi tutulmuştur. Ve içlerinden işte seçilerek en güzeli, en efendim kıvama uygun olanı
Bugün işte beraber yaşıyoruz. Yani bir de biraz kopuş böyle bir sistem yok. Var. Farkında mısınız? Tabii ki. Kopuş yok. Evet, büyük bir zincir. Muazzam bir zincir var. Hepsi birbirinin halkası. Ve son halkada öncekiler yaşıyor. Öncekilere dair imza taşıyor son halka. Öncekilere dair bir bilgi taşıyor. Bizzat o Arge'yi okuyabileceğiniz bir fihrist var her birinizde. Aynen öyle. Tıpkı Kur'an nasıl önceki vahiylerden özünü taşıyorsa, bakıyorsunuz en tekamül etmiş versiyonu, en tekamül etmemiş ta zincirin ilk halkasından bilgi taşıyor. Bu muhteşem. Evet. Dolayısıyla şimdi Amerika'da işte Washington'da var Smithsonian müzeleri. Hı hı. Orada doğal tarih müzesinde en harikasını orada gördüm. Şimdi 4 mü 5'li mi bir beyin var. 400 gramdan başlıyor. Efendim. Ve 1400 grama kadar çıkıyor. Orada görüyorsunuz zaten. O beyin şeyini görüyorsunuz. Tabii. Fakat ilginçtir. Malumunuz Amerika'da Sapiens dışında homo türü yok. Hı hı. Efendim, o da ilginç, bu da tam bir ayet. Bu da tam bir ayet çünkü Amerika'ya ilk ayak basan Sapiens. Ama diğer kıtalarda 30'u geçti. Homo naledi daha yeni bulundu. Evet. Onun aynı için dönemde yaşayan, bir arada yaşayan 4-5 tane var hatta. Eyvallah. Ama dolayısıyla biz bir şeyde iyiyiz gibi gözüküyor. Tek kalmakta iyiyiz yani sonuca baktığınız zaman. Bu iyilik biraz mi? Bilmem artık yani iyi olduğumuz bir alan gözüküyor. İşte bu etkileri de bugün birbirimizi yememiz de biraz belki o yüzden. O biraz da o yüzden mi diyorsunuz? Tabii ki o biraz yani sadece bugünkü sadece birbirimizi mi yiyoruz yoksa diğer memelileri de her şeyi yiyoruz. Tüketiyor yani muyuz? Yeryüzünde fesat çıkaran bir canlının ne olduğunu bugün zaten insanın vasfına bakınca anlıyorsunuz. O da o dönemdeki zaten adetlerinden bugüne gelme. İşte biraz orada orayı anladığımızda burayı anlayacağız dememin sebebi de o. İçimizde açıkçası beşeri taşıyoruz yani. Tabii o ki. Can, kan döken, fesat çıkaran beşeri taşıyoruz. Tabii. Zaten orada, aşağıda. Tabii. Altta. İşte yani şu kırmızı gitti mi aşağıda komple beşer kalıyor. Eyvallah. Burayı iyi yüklemek lazım.